Bugün biz hukukun ve yargının siyasallaştığına eminiz. Burada hiç kimsenin bir şüphesi yok. Fakat emin olduğumuz bir şey daha var. Yargının siyasallaşmasının son evresindeyiz artık. Bundan sonra artık yargı siyasallaşmaktan kurtulacaktır. Çünkü yargı ve siyaset, daha doğrusu hukuk ve siyaset arasında şöyle ironik bir denge var. Siyaset daima hukuku esir alır. Fakat bu esir alma öyle bir yoğunluk derecesine gelir ki artık bir saatten sonra siyaset yargıyı serbest bırakmaya karar verir. Bugün Türkiye'de artık yargının siyasallaşması bitmiştir ve yargı artık yani siyasetçiler artık yargıyı bir kumpas aracı ya da bir cezalandırma aracı olarak kullanmaktan vazgeçeceklerdir. Hemen Bunun da sabah biraz erken ve temennileri diye tespitlerini karıştırıyorsun diye görüyorum yani bu saatten sonra. bence temenni Hani değil. Evet, yani bence bu nasıl bu da böyle bir şey kolay kolay bitmez ki hani arada şey diyenler var kayyum belediyeciliği bitmiştir. Erken daha yani ne olacağını bilemiyoruz. Bundan böyle de siyasallaşma bitmiştir değil. Bilakis ben bugün 60'ın üzerinde hakim savcıyla konuştum. Hepsi siyasi şeyler konuşuyor. Sen bitir de. hocam Yani o bir kolay dakika. değil yani. O her an bir rejimin kriz yaşamasına bakar. Yani Erdoğan özel ilişkileri şu an iyi diye işler normal gidiyor. Değil mi yani? Normal bir anda bozulur yani. Onu sana söyleyeyim yani. Vatandaşlarımız hani polyanacılık yapmayalım. Evet ama Gerçekçi bir Türkiye manzarası çizelim. yani büyük ihtimalle polyanacılık yapmadığımı düşünüyorum. Argümanımı şöyle Ay sen savunabilirim. yapmıyorsun da yani. Yani hani şey yapmamak lazım. Yani senin dedikleri çok güzel. Diyorsun ki artık siyasal yargı dönemi bitmiştir. Siyasallaşma bitmiştir. Tabii, Bu bence tabii. çok erken bu. Hani Türkiye demokrasi gelmiştir gibi bir laf ettin. Evet, Türkiye demokrasi gelecektir diye bir laf edeyim. En azından argümanımın mantıksal sonucunu da sahipleneyim. Şimdi bunu şöyle düşünüyorum hocam. Hiperpolitika ile depolitika, yani aşırı politika ile politikanın yıkımı aynı şeydir. Bugün yargı aşırı bir politik tutulmaya maruz kalmıştır. Bu politik tutulmadan daha kötüsü olamaz. Yani ya yargı yüksek dozda politikadan zehirlenecek ya da yargı artık politik doz almaktan vazgeçecek. Ya Şimdi politik doz birinci... almaktan vazgeçse bu hakimler adaletli mi karar verecek? Yok. Hayır, Bunlar hayır. yani hukuk falan yok ortada yani. Harika Kendimizi bir soru. kandırmayalım ya. Çok iyi, çok güzel, harika bir soru. Demokrasi birbirini dengeleyen kurumların varlığıdır. Bugün eğer Ömer Kerkez başkan olursa yargıda artık birbirini dengeleyen kurumlar ya da birbirini dengeleyen bir oy Tabii dağılımı daha söz konusu. muhalif çizgide bir adam. O açıdan bir dengeleme olur. Dengeleme ve denetleme olur. Doğru. Tabii. Ve bu konuda son bir şey daha söyleyeceğim hocam. Şimdi bu hikayenin kendisi aslında Peki iki Mehmet tane. Sabri, Ömer Buyurun. Kerkez Evet. sol Kemalist mi? Milliyetçi muhafazakar mı? Atatürkçü milliyetçi mi? Ya gelen bilgiler o kadar karmaşık ki ben sol Kemalist yazdım. Aman Allah'ım muhafazakardır, dindardır, hak yolcudur, tarikatçıdır diyenden Arap Evet. Alevidir, Nusayridir. Babası özellikle Ömer koymuştur. Onu yani Sünni gibi Evet. göstermek için Evet. diyene. Sünni Arap muhafazakar Antakyalı diyenden Sünni Türk milliyetçi muhafazakar diyene ben bak çok sayıda insanla konuştum Evet. ve kesin olarak tetkikimi tahlilimi söylüyorum. Ömer Kerkez Mansur Yavaş gibi bir adam. Ben bunu Çok söylediğim doğru. zaman da yaklaşık 12-13 kişi yani konuştuğum kişilerle konuştum. Bulguları tahlil edip döndüm. Benim dedim böyle bir tahlilim var. 12 kişi. Bak not da aldım. Çok doğru tanım dediler. Evet, Çünkü biri diyor ki sosyal demokrat. Ulan diyorum adam biliyorlar ki bu adamlar eskiden beri ülkücü. O 2012'den beri AK Parti'yle uyumlu. Biri diyor İyi Partili. Biri diyor işte ülkücü milliyetçi de biraz Tayyip Erdoğan'a uzak durdu. Şu bu bütün bu denklemde adam Sünni Arap Sünni oldu kesin de yani Nusayri Arap Alevi falan değil o belli ki iftira atanlar hani seçilmesin diye. Ama şunu gördüm bir sol kelimesi ettim ya o tweette. Ha bu 60'ın üzerinde hakim savcı beni arar mı ya? ne diyorlar peki o arayanlar? Korkuyorlar abi sol kelimesi sen bir Tabii. operasyon mu çekiyorsun solcu falan değil Ömer Bey diyorlar yakınları. Soldan kastım peki Ya sol mesela. Kemalist dedik. Ya Evet. solcu Marksist falan yargıç olmasıdır Türkiye'de. Hocam Türkiye'de Abi bu bak. kelimeler... Yani sence ne? Sen söyle sonra ben bugün başıma gelenleri bir anlatayım da bir Tabii ki. izleyiciler hem gülsün
Hem de Türkiye gerçeklerini öğrensin. Evet. Şimdi şey konusunda haklısınız. Mansur Yavaş gibi bir adam konusunda haklısınız. Peki benim sorum şu. Yani bu retorik bir soru olarak soruyorum. Yani üzerinizden alınmayın lütfen. Bu iltifat mı oldu acaba? Mansur Yavaş gibi bir adam diyor. Ha. Mustafa Albayrak. Sen ki Kürt aydınıysan o da devlet aydını. Diyor ki Mansur Yavaş gibi bir adam diyor. Övgü mü hakaret mi ben anlayamadım diyor. Söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Mansur Yavaş nasıl bir adam peki? Mesela biz bugün Mansur Yavaş'a haza Kemalist, haza milliyetçi, haza ülkücü diyebiliyor muyuz? Değil mi? Dolayısıyla Türkiye'de bir değişim dönüşü var. Sağcı, sağcı deriz. Sağcı, milliyetçi güzel. Deriz. Zaten sağcı deriz. Yani yaşam tarzı olarak değil ama siyasi düşünce olarak muhafazakar deriz. Statikocu. Değişimden falan yana değil. Yani devletle uyu, devletçi deriz. Değil mi? Eyvallah, devletçi. Milliyetçi deriz. Milliyetçi. Kesinlikle sağcı deriz. Sağ görüşlü deriz. Ama dış politikadaki mesela görüşleri nedir? Kim daha dedi? Doğrusu genel olarak da muamma deriz. Evet. Ben zaten öyle bir video evet. yaptım. Mansur Yavaş muamması. Evet. O muamma. Sen Mehmet Sabri, ben şunu anladım. Evet. Sen diyorsun ki bir denge olur. Ömer Kerkez gelsin diyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Evet. Ya, bu tabii bizim yani biz Yargıtay şey halkın seçimine sunulan bir olay değil ki gelsin gelmesin diyelim. Bu Yargıtay üyelerinin verebileceği bir karar. Ama ben Ömer Kerkez profilini nasıl tanımlıyorum dersem sağ demokrat bir adam.